sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Programımız devam ediyor. AKP yandaşı gazeteleri okumaya geçeceğiz. Konuğumuz da bugün gazeteci yazar Yüksel Işık. Hoş geldiniz. Önce hoş geldin teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Günaydın. Şimdi gündemi değerlendireceğiz beraber. Ağırlıklı olarak ana akım medya, özellikle Cumhurbaşkanı'nın Suriyelilerle ilgili, vatandaşla geçmeleriyle ilgili cümlelerini bir okur hatırlar, üzerinden bir geçeriz onun. Çünkü çok farklı boyutlarda tartışılıyor. AKP'nin niyetinin oy devşirmek olduğu ifade ediliyor ama insani boyutun göz ardı edildiği ve özellikle Konya'da, Beyşehir'deki olaydan sonra evet, bu tür olayların da artma ihtimali biraz endişe verici. Evet. Biraz değil, çok endişe verici Türkiye için. Çok dikkatli olmak lazım. Empatiyi yok etmemek lazım. Değil mi? Sizin evet, kitabınızla biraz, daha doğrusu mailiniz, eğiliminiz de bu empati üzerine, iletişim evet, üzerine. Evet. Biraz sohbet edeceğiz ülkemizin içinde bulunduğu evet, atmosferi. Hı-hı. Ama şu AKP gazeteleri neler buyurun yazmışlar bakalım, bir bakalım, bakalım önce. Bakalım. Sabah gazetesini aldık ekrana. Kandil'de korku dağları bekliyor. Şimdi Anadolu Ajansı'nın Bahoz Erdal'ın öldüğüne ilişkin geçtiği haber doğrulanmadı. Cumhurbaşkanına da sorulmuş, teyit bekliyor diye ifade etmiş o da. Ama yine de manşete taşınmış bu haber. Kandil'de korku dağları bekliyor başlığıyla. Kanlı terör örgütü PKK'nın en güçlü korunan isimlerinden Bahoz Erdal'ın havaya uçurulması Kandil elebaşlarında büyük şok ve panik yarattı, diyor bu haber. Henüz doğrulanmadığı Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edilmiş, doğrulama teyide muhtaç olduğu ifade edilmiş. Yine de manşete taşınmış sabahta bu haber. Akşama bakıyoruz. Bize gelen bilgiye göre, diyor ki Akşam gazetesinde Cumhurbaşkanı, 14 kişiyle birlikte öldürüldü. Şimdi Akşam da Bahoz Erdal meselesini manşete taşımış. Bahoz Erdal öldürüldü haberine ilk yorum diye Cumhurbaşkanı Erdoğan aktarımları var. Ferman Hüseyin'in öldürüldüğü haberiyle ilgili soruya, bize gelen bilgiler bu yönde, diyor. Şimdi bunu hemen takviye yapalım. Hemen takviye yapalım diğer gazetelerden. Görünmemiş çünkü bu kısım. Bir dakika bakıyorum. Diyor ki tam cümlesi şöyle Cumhurbaşkanı'nın. Bahoz Erdal'ın öldürüldüğü iddiası için bize ulaşan bilgiler de o yönde. Haberin teyidine yönelik çalışmalar sürüyor. Yani henüz teyit edilmemiş bir haber var yine de evet, manşette. Evet. Bunu görüyoruz. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Alalım ekrana. Aktütü'nde hain tuzak, 5 şehit. Şimdi tam 24 saatte 9 şehit diye ikisini toprağa vermeye çalışırken 7 şehit haberi daha geldi şeklinde aktarımlar var. Toplamda 9 şehit deniyor. Yeni Şafak 5 şehit demeyi tercih etmiş. PKK'da panik var diye Bahoz Erdal meselesi Cumhurbaşkanı'nın aktarımlarıyla Yeni Şafak'ın da manşetinde. Manşetinde evet. Bunu da geçelim. Star'a bakıyoruz. ABD'deki olaylar hayra alamet değil. Hadi buradan buyurun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Star, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylarla ilgili yorumuyla görüyor manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın erken ayrılmak zorunda kaldığı NATO zirvesi sonrası ABD'deki polis siyahi çatışmalarıyla ilgili endişesini dile getirmiş. Cumhurbaşkanı'nın bu endişesi Star gazetesinin manşetinde. Evet, şimdi biz bir de Hürriyet'i alalım ekrana. Ana akım medya, Hürriyet, Habertürk, Milliyet gibi gazeteler manşete Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili sözlerini çektiler. TOKİ evine yerleştiririz cümlesi bütün ortak nokta diyelim. Milliyet'te ve Habertürk'te de benzer şekilde. Şimdi cümleyi ben tam okuyayım. Buradan tartışmaya buyurun, başlayalım. Bütün bayram boyunca, çünkü bayram tatili boyunca Suriyelilere vatandaşlık konusu tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bugün bir Türk Almanya'ya gidiyor, Alman vatandaşı oluyor. Amerika'ya gidip Amerikan vatandaşı oluyor da bizim ülkemizde yaşayanlar için neden mümkün olmasın? Onlar vatanlarından hicret ederek, ensar olarak bizi görmüş, bize sığınmışlar. Bir çalışma yapılsın, Suriyeliler ülkemizin belirli yerlerine yerleştirilsin. Gerekirse TOKİ'nin elinde boş konutlar var. Nasıl Ağızka Türklerine Erzincan'da konut verdiysek aynı şeyi yapabiliriz. Bu insanların çoğu şu an kaçak çalıştırılıyor. İşlerinde doktoru var, mühendisi var, avukatı var. Ülkemiz istifade edebilir, bunlara vatandaşlık verilebilir. Çifte vatandaşlık esas alınabilir. Şimdi bu cümleler yine bugün tartışılacak. Bir başka boyutuysa tartışmanın Beyşehir'den gelen haber olacak. Bu da Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğe tekme attı diye bir Suriyeli ile bir Türk arasında çıkan tartışma. İki kişinin ölümü. 18 yaşındaki Mehmet Bayraktar ölüyor. Bir de İbrahim diye Suriyeli bir genç ölüyor. Üç Suriyeli yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor ve onlar linç edilmeye çalışılıyor. Hastane evet, kapısında evet, insanlar toplanmışlar. O kadar tehlikeli bir şeyden söz ediyoruz ki daha önce gördük. Antep'te, Adana'da, Şanlıurfa'da, Bursa'da çeşitli olaylar görmüştük ama böyle bir sıklaşmaya başladı gibi endişeler var. Şimdi konuyu siz nasıl değerlendirdiniz? Buradan girelim sohbete. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bu Suriye meselesine dair
Biraz önce aktardığınız Cumhurbaşkanı'na atfedilen haberle ilgili pek çok sıkıntı var. Yani o haberin cümlelerde kendisinde değil mi? Pek çok sıkıntı var. Birincisi, mesela bizim vatandaşlarımız Almanya'ya, Amerika'ya yahut Avrupa'nın herhangi bir ülkesine toplu bir biçimde hani can ve mal güvenliği, vatanına uğradığı saldırı nedeniyle gitmiyorlar. Onlar tercihlerini öyle yapıyorlar, gidiyorlar. Bizde buna benzer bir durum 12 Eylül sürecinde, 12 Eylül askeri darbesi döneminde olmuştu. Hakikaten pek çok insan bu ülkede yaşayamaz hale gelmiş. O zaman gitmişler. Dolayısıyla hani bu Suriyelilerin durumuyla benzeşmiyor. İkincisi, Suriyelilerin hani buraya bir ensar, buraya bir hicret ettikleri söyledi. Hakikaten doğru değil. Yani bu hani sıradan inanmış Müslüman halkımızı hani bu konuda atacak adımın yanlış olduğunu bile bile bu konuda ikna etmeye yönelik bir şey. Şimdi daha da önemlisi, biz meselelere, bütün meselelere insani olarak bakmak durumundayız. Yani Suriyeliler de kardeşlerimizdir. Buradan hiç tartışma götürmez bir biçimde net olarak söylememiz gerekiyor. Ama daha önemlisi, Suriye'nin bir savaş toprakları, savaş bölgesi haline getirilmesi konusunda yürütülen uluslararası güçlerin yürüttüğü o savaşı durdurmak önemli. Orada Suriye halkının, Suriye yönetiminin demokratikleşmesini istemek ayrı bir şey. Yani herkes isteyebilir bunu. Bu ve başka ülkeler de Suriye halkının demokratikleşmesini isteyebilir. Çünkü aslında ortak bir vatanda yaşıyoruz. Evet, sınırlarımız var, yerlerimiz var. Nasıl ki her birimizin birer evi varsa, biz hepimiz bir ortak noktada, ortak bir şehirde yaşıyoruz ve dolayısıyla şehre dair hepimizin düşüncesi bulunabilir, çeşitli fikirlerimizi dile getirebiliriz. Ama nihayetinde Suriye Suriyelilerindir ve Suriye'ye dışarıdan müdahale etmek çok yanlış bir durumdur. Bunu uluslararası güçler yaptılar. Türkiye bu konuda çok fazla yanlış adım attı. Daha önce işte kardeşim dedikleri Esad'a yönelik olarak sonradan uluslararası güçlerin de kışkırtmasıyla Suriye'nin iç işlerine karıştı. Orada çeşitli terörist örgütlerin gelişmesine göz yumdu. Kapı araladı. Bugün Suriye'nin bütün topraklarının birer savaş alanı haline dönüşmesi, Suriye'nin bütünlüğüne dair yürütülen hani bölünme riskine dair o yürütülen şey de hani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye'nin de büyük suçu ve katkısı var. Dolayısıyla hani öncelikle Suriye'nin bütünlüğünü ve Suriye'nin Suriyelilere de ait olduğunu kabul edelim, bu gerçeği. Ama buna rağmen çıkmış olan savaş nedeniyle, hani savaşın çıkarılma nedenleri tümüyle kendileri iradeleri dışında olan sıradan yurttaşların, sivil insanların savaştan kaçarak gelmiş oldukları Türkiye'de kötü muamele görmesi kabul edilemez. Şimdi bu konuyu değerlendirirken özellikle mülteci kavramı üzerinden gittiğimizde şunu gördük. Suriyeliler mülteci statüsünde değil Türkiye'de. O haklardan yararlanamıyorlar dolayısıyla. Ve sığınmacı pozisyonunda kaldıkları için de geleceklerine dair endişeleri sürüyor. Dolayısıyla bir toplumsal anlamda bir uyumlanma söz konusu değil. Bu hep Avrupa hani alacaktı ya, Davutoğlu'nun evet, projesiydi. Evet, sonra evet. Gümledi geri kabul anlaşması, vize muafiyeti diye tartışılan mevzu. Orada da dikkatimi çekmişti. Hani çok yönlü olduğu için böyle hepsini sığdırmaya çalışıyorum. İncitici bir şey vardı orada. İşte kaliteli insan, kalifiye insan vesaire diye Avrupa seçecek diye. Şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da benzer cümleler sarf ediyor. Doktoru var, bilmem nesi var, kaliteli insanları var, bunlardan yararlanalım vesaire diye. Şimdi Türkiye'nin de kendi gerçekleri var. İşsizliği var, ekonomik yapısı var. Çekler dönmüyor, işte turizm durdu vesaire diye. Gerginleşebilme ihtimalinin çok yüksek olduğu, çalışma hayatındaki durumun çok yüksek olduğu bir ortam var. Buna rağmen neye bağlayalım biz bu arzuyu? Bu, yani o söylendiği gibi siyasi bir ikbal arzusu, oy hedefi diye mi özetleyelim işi? Yani her meselenin, sizin de bilebileceğiniz gibi her meselenin pek çok yönü var. Bunu inkar edemeyiz, dışlayamayız. Evet, bir gelecekte bir başkanlık için referandum gerçekleşecekse Suriyelilerin Türk vatandaşı haline getirilip oy kullandırılması kendileri açısından bir avantaj sağlayabilir. Ama daha önemlisi, aslında bu sürecin tümünü mümkünse hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım. Türkiye itibarsızlaştırılıyor. Yani Davutoğlu döneminden başlayıp
Avrupa Birliği ile yürütülen anlaşmada 3 milyar euro karşılığında Suriyelileri Türkiye'de tutmak, içlerinde kalifiye olanların Avrupa'ya gitmesine izin verecek şekilde bir strateji izlemek hem son derece insanlık dışı bir davranış, hem de Türkiye'nin aslında 200-250 yıldır sağladığı ufak tefek birikimini, itibarını yerle bir etmek demektir aslında. Yani Türkiye'yi itibarsızlaştırmaktır. Ben de hani kişiliğiniz, itibarınızdır. Geleceğiz orada şimdi. Yazarken aslında bunlar... Tam da burası. Evet, evet, gerçekten burası. Şimdi evet, yani hani siz başkan olmak istiyor olabilirsiniz. Bu çok doğal, ama bunun yolu ve yöntemi aslında Türkiye'deki farklı politik kesimlerle zamana yayarak, herkesin ikna olmasını sağlayarak, başkanlığın aslında yararlarını ve zararlarını birlikte tartışarak Türkiye karar verebilir. Türk halkı, seçmenler evet bu bize uygundur da diyebilir, hayır bu bize uygun değildir diyebilir. Bizim yani parlamento geleneğimiz… Suriye meselesi de referanduma taşınabilir çok rahat bir şekilde diyorsunuz. Yani aslında şöyle, insanların hayatlarına dair kararları başka toplulukların, hele hele… çok affedersiniz, hani bilgiye ulaşması zor olan insanların bilgi kırıntılarıyla yönetilip yönlendirildiği bir ortamda insanların hayatlarına dair kararları referanduma iletmek doğru bir davranış olmaz bence. Evet, ben Suriyelilerin seçime katılıp oy kullanmalarından çok Suriyelilerin nasıl güvenli bir gelecek içerisinde olabileceklerini Türkiye'nin ve bölgedeki ülkeleri ve esas olarak da Suriyelilerle birlikte gerekir. Tartışmamız Şimdi aslında belki lazım. De bu tartışmayla ilgili en doğru manşeti de Bir Gün atmış. Bugün benim çok hoşuma gitti. Şu an ekranda öfkeni mağdura değil, mağdur edene yönelt diye. İşin özü burada. Evet, empatiyi yok etmemek çok doğru, gerekiyor. Çok doğru. İnsani duygularımızı bir şekilde utanç içinde bırakmamamız gerekiyor. Ama oraya doğru gidiş var. Benim endişem i̇şte aklımızı, bu. Aslında aklın yolu Bir Gün gazetesinin manşete çıkardığı konu. Siyasal ikbalimiz için, kendi ikbalimiz için aslında pek çok insanın hayatıyla oynamamak lazım. Bu hem burada yaşayan bizler için, hem yurdundan, ülkesinde kaçmak zorunda kalmış olan Suriyeli insanlar için ki geçerli. Söylediğiniz şey sadece bu konuyla ilgili de değil. Biz 7 Haziran'dan bu yana terör içinde yaşıyoruz. Aynen. İşte 5 polis öldürüldü diye sosyal medyada çok dikkatimi çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yas ilan ediliyor. Bizde her gün insanlarımız ölüyor. Ve biz alışmak zorunda bırakılıyoruz. Alışmayacağız elbette böyle bir şeye, ama alışın evet. Diyenler evet, var yani. Buna alışın, böyle olacak artık bundan sonra diye yazıldı, çizildi AKP yanlışlarınca. Bunun başka bir yolu olduğunu biz aslında 7 Haziran öncesinde görmüştük. Yani 1,5-2 yıl boyunca yürütülen barış süreci görüşmelerinin, ki sonradan anlaşıldı ki bu görüşmelerin tümü aslında başkanlık sistemini getirmek ve 7 Haziran sonrasında başka bir hükümetin kurulmasını sağlamakmış. O zaman seçmenler, muhalif hareketler, muhalif partiler hep beraber moralli bir biçimde başkanlığı istemediklerini gösterdiler. Ama süreci yanlış yöneten ve aslında uluslararası güçlerin de işin içerisinde girmesi nedeniyle sürecin yönetilmesini sağlayamayan bir noktaya geldik. Bu konuda tabii Cumhurbaşkanlığı'nın yürüttüğü kampanya, uluslararası güçlerin PKK üzerinden Türkiye'de gerçekleştirdiği hiç anlamsız, mesela o Ceylan Pınar'daki polislerin evine girip öldürülmesi ile başlayan bir süreci hatırlarsanız. Bir anda IŞİD, bir anda PKK. Türkiye birdenbire yeniden şiddet ortamı, şiddet eylem haline dönüştü. Bu 12 Eylül öncesinde de Türkiye benzer bir sürece sürüklenmişti. İnsanlar artık yeter, ne olacaksa olsun noktasına getirilmek isteniyor. Korkuyla sindirilerek, korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Çünkü aslında dünyanın neresinde olursa olsun tarih bize gösteriyor ki diktatörlükler, baskı rejimleri, şiddetin hakim olduğu ortamlar o ülkenin, halkının aklını alıyor, aklını. Yani hepimizi sürüleştirmeye yönelik bir davranış bunlar. Nihayet bakın Hitler'e, bakın Mussolini'ye, bakın Franco'ya. Faşizm iklimi. Faşizm iklimi.
Bakın Almanya o dönemde ne kadar yoksullaştı zihinsel olarak, akıl olarak, bilimsel olarak ne kadar yoksullaştı değil mi? Ben hani zaman zaman atıfta bulunacağım izniniz olursa kitabımda da yazıyorum. Şimdi isterseniz onu da duyuralım. Arkadaşlarımız da ekrana taşırlar. Kişiliğiniz itibarınızdır. Kitap bu. Yüksel Işık'ın en son kitabı bu. Kişiliğiniz itibarınızdır. Kitabın adını duyduğum anda aklıma direkt şey geldi. İtibarsız, itibarlı tartışmasını en son başbakan arayışı sırasında gördük biz. Davutoğlu görevden alındı ya hani seçen evet, irade evet, onu geri aldı evet, ya hani onun yerine başka bir irade, aynı irade başka birini koydu ya. O süreçte AKP'liler direkt ne dediler? Düşük profilli başbakan arayışı dediler. Şimdi bir başbakanın düşük profilli olması çok itibarsız bir şey. Milletvekillerinin ellerini kaldırıp kaldırıp sadece ne oy verdiklerini bilmeden oy vermesi çok itibarsız bir şey. Ve biz bunu her kurumsal anlamda her kanalda yaşıyoruz, kanatta yaşıyoruz. Örneğin yargı ile ilgili yapılanlar çok itibarsız. Yasama, yürütme, yargı dengesi kalmadı. O dengeydi demokrasinin evet, emniyet evet, sibobu evet, Türkiye açısından bütün dünyada olduğu gibi. Şimdi itibar kelimesi bunun için önemli. Kişiliğiniz itibarınızdır derken bireysel bir kitap mı? Bu şimdi şöyle, sizin atıfınızla beraber gitsin evet, benim sorumda. Şöyle, önce buna dair bir iki cümle kurayım. Kişiliğiniz itibarınızdır hem kişisel olarak algılanabilecek bir durum hem de kurumsal olarak algılanabilecek bir durumdur bizim açımızdan. Çünkü itibar dediğiniz şey aslında bütünselliği, tutarlılığı, kalıcılığı ve sürekliliği gerektiren bir durum. Bu hem kişisel hayatımız açısından geçerlidir. Hani vardır ya öyle insanlar, sözü senettir dediğimizde sözü senettir. Yani ona güveniriz, bizden ne isterse yaparız ve asla şüphe duymayız. Bazı insanlar ve bazı kurumlar da böyledir. Türkiye'de hani giderek itibarları kalmadı ama bir zamanlar hani yargının, bir zamanlar parlamentonun, bir zamanlar ordu kurumunun, halk nezdinde, medyayı da sayalım, çok bir zamanlar ciddi, medyanın halk, ciddi, halk nezdinde güven, ciddi bir güven azalması var, güveni vardı. Ama şimdi giderek insanlar mesela sosyal medya üzerinden gerçeği arıyorlar. Biraz önce okudunuz, Bahoz Erdal öldürüldü diye. Şimdi hani bu olayın pek çok yanı var ama yani öldürülüp öldürülmediği daha kesinleşmeden manşetlere taşımanın komik bir tarafı var ama hadi onu geçelim. Şu tarafı var. Yani biz gazetecilikte değil mi okurken okullarda bize ne öğretilmişlerdi? Teyit etmeden hiçbir haberi kullanmayın demişlerdi. Haberi kullanmayın geçtik, manşeti taşındı ama yani, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan yani, da gelince. Yani siz biz bu haberleri yazıp yazı işleri müdürümüzün önüne götürdüğümüzde onlar buruşturup çöpe atarlardı. Neden? Çünkü önce bir gidin bunu teyit edin. Bu doğru hı-hı, mu değil mi? Pek çok kaynaktan araştırın. Hani nedir bu aceleniz? Buradan neye ulaşmak istiyorsunuz? Ha şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de fiili olarak başkanlık sistemine geçtik diye bir açıklama yaptılar. Sonra onun devamında bu başkanlık sistemine yani fiili olarak geçilen, yasalara aykırı olarak geçildiği söylenen o başkanlık sistemine uygun da bir başbakan buldular. Mesela bir başbakan yönetirken halkın karşısına çıkıp halktan oy istedikten sonra halkın tercihiyle başbakan olduktan sonra kendi itibar sürecini yönetemeyebilir. Buna bir şey diyemeyiz. Sonra halk ona karar verir der ki kardeşim biz sana yetki verdik ama sen bu yetkiyi olumsuz kullandın, yanlış kullandın, istediğimiz gibi kullanamadın. Sana verdiğimiz itibarı geri alıyoruz diyebilir. Hı hı. Fakat halkın vermiş olduğu oyları atama yetkisi dışında bir yetkisi olmayan Cumhurbaşkanlığı tarafından istifaya zorlandığını bütün biliyoruz. Bütün kurumlar dolayısıyla güven anlamında itibarı sarsılmış durumda. Peki bu itibar ne işe yarıyor yükselişe? İtibar bir sosyal sermaye aslında. Evet bir, yani bir parasal karşılığı yok ama parasal karşılığı paradan çok daha önemli bir kıymetli bir kavramdır. Tutarlılık gerektiriyor. Mesruiyet mi yaratıyor yani bir nevi? Gerektiriyor. Hukuksal zemini yok saymadan bir meşruiyet kazandırıyor herkese. Güven veriyor. Yani itibarınız varsa size güvenilir. İtibarınız varsa sizi dürüst bulurlar. Ama bu itibar için de bazı şeylere ihtiyacımız var. Mesela nedir? Diyelim ki siz doğru işler yapacaksınız, doğru işler yapmalısınız. Doğru işleri de
Hani siz fevkalade müsaadeye mazhar yeteneklere sahip olduğunuz için siz doğru işleri yapıyor olmayacaksınız. Aynı zamanda yaptığınız işlerin muhatapları tarafından da hem kabul görmesi lazım, hem onay görmesi lazım, hem de o sürece katılmaları lazım. Yani bizde mesela demokratik yönetimlere, yani Türkiye'nin parlamento geleneğine bakın, Türkiye'nin parlamento geleneği giderek kendi alanını genişleten, daha çok katılımcılığı önemsemeye çalışan bir süreçti. Ama son bir yıl içerisinde bütün bu geleneğin önünü kesen ben bilirimci anlayış giderek hakim olmaya başladı. Dolayısıyla ne zaman katılımcılıktan, ne zaman şeffaflıktan vazgeçerseniz, ne zaman güven sarsıcı davranışlar, açıklamalar, konuşmalar yaparsanız o zaman itibarınız giderek azalır. Evet, meşruiyetiniz de yiter, güveninizi de yiter. Yok edersiniz toplumunuz size karşı. Evet. Ve bir anlamda da biz bunları şimdi konuşurken bir reklama gideceğiz de faşizm iklimi dedik. Bunların hepsini değiştirebilirdik. Bununla ilgili bugün gündeme düşen bir haber var. Oradan da devam edelim isterim ben. Reklamdan sonra Cemil Çiçek röportaj vermiş Habertürk gazetesine. Diyor ki muhalefet 7 Haziran'da penaltıya sırtını döndü. Demokrasi açısından düşündürücü. Şimdi burada da şimdi siyaset kurumunun da itibarının gittiğini değerlendirirken muhalefetle ilgili tartışmalar da yapılıyor. 7 Haziran bunun için çok önemli örnek. Evet. Ve dolayısıyla oyunu kullanmış insanların oyunun paçavra gibi atılıp 1 Kasım'da yeniden seçim yapılmasının bir sorumluluğunun taşınması gerekiyor. Burayı da çok iyi analiz etmek muhalefetin lazım. Muhalefetin tavrına ilişkin de söyleyecek birkaç cümlem var. Evet, itibarı korumak lazım diyelim kısa bir reklam arasından sonra sevgili izleyiciler. O itibar nasıl korunur, niye korunmalıdır? Bütün bunları konuşacağız. Kişiliğiniz itibarınızdır diyen Yüksel Işık'la. Evet, kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Bizden ayrılmayın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de kurumsal anlamda birçok alanda itibarsızlaşma yaşandığını biliyoruz. Yüksel Işık da, gazeteci yazar Yüksel Işık da kişiliğiniz itibarınızdır diye kitap yazmış. Zaten Türkiye'nin itibarsızlaştırıldığını da bir ilk dilimde ifade etmişti. Sohbete devam edeceğiz de siyasetin itibarıyla ilgili, siyasetçinin itibarıyla ilgili sıcak bazı gelişmeler var, haberler var. Onları aktaralım önce. Hakkari'de peş peşe patlama olduğu ifade edilmiş örneğin. Hürriyet gazetesinden okuyorum sevgili izleyiciler. Hakkari'de iki büyük patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kısa süreli silah sesleri duyuldu. Gece yarısından hemen sonra Hakkari merkezde meydana geliyor. İki büyük patlama sesi duyuluyor. Dumanların Yeni Mahalle Fatih Kışlası yakınlarında yükseldiği belirtilmiş. Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve sevk edilmiş ve arama faaliyetleri başlatılmış. Bu arada valiliğin açıklaması var sokağa çıkma yasağıyla ilgili. Bir diğer haber Şanlıurfa'dan sevgili izleyiciler, bir otogarda dehşet haberi gündeme geliyor. Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalinde üst araması yapmak isteyen polislere ateş açıldı. İki ayrı noktada polisle çatışan uzman çavuşun oğlu, 17 yaşındaki oğlu Hüseyin Doğukan, 3 polisi şehit etti, 3'ünü yaraladı. Ardından da çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Çatışmada öldürüldü. Bununla ilgili görselde şöyle birkaç fotoğraf aktarılmış. Gece geç saatlerde yaşanan Şanlıurfa'daki olayla ilgili olarak da bu aktarımlar yapılmış sevgili izleyiciler. Valinin açıklaması var. Üzücü bir durum diye. Evet, bu iki olay güne yeni yansıyan haberlerden birisi. Son olarak Cemil Çiçek'i de okuyalım. Söze buradan lütfen girmiştik. Ne demiş tam olarak? Habertürk gazetesi bir açıklaması var, röportajı var Cemil Çiçek'in sevgili izleyiciler. Şimdi başlık şöyle, muhalefet 7 Haziran'da penaltıya sırtını döndü. Demokrasi açısından düşündürücü. Hepimizin aklını başına alması lazım. Bir cümle daha okuyayım, biraz daha net anlayalım Cemil Çiçek'i. Başkanlık sistemi arzusu, anayasa değişiklikleri vesaire, bunlarla ilgili her şeyi söylüyor da el sıkışmanıza da mı anayasa mani oluyor diye anayasa değiştirme çabalarına tepki gösteriyor Cemil Çiçek. Ve şöyle diyor, bu ülkeye bir iyilik yapacaksak AK Parti olarak başkanlık sistemiyle ilgili birinci maddeden yürürlük maddesine kadar ne istiyorsak ortaya koymalıyız. Şeffaf olsun demek bravo istiyor herhalde. Ha, tabii. Aynı şekilde parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Partiler bunu nasıl yapmak istediklerini metin olarak ortaya koymalılar diyor. Ama biz bunları görmüyoruz ki. Biz hiç bunları tartışmıyoruz. AKP evet kendi içinde evet bir anayasa hazırlıyor. Gelecek, eller kalkacak, inecek. Mecliste iç tüzüğüyle değiştirecekler, tartışma olmasını da istiyorlar. Tam da itibar demişken bu nasıl bir itibarsız meclis diyeceğiz herhalde o zaman.
Şöyle ben yani bravo dedim biraz önce Cemil Çiçek'in cümlesine ama tabii yani aradan geçen yıllar sonra o kadar zaman bu zihniyete, bu anlayışa sessiz kalıp devre dışı kaldıktan sonra AKP'lilerin, AKP'nin ileri gelenlerinin konuşmaya başlamış olmaları da aslında kendi itibarlarıyla da ilişkili bir cümle. Ama sonuçta ağızdan çıkan bu doğru cümlenin iyi değerlendirebiliriz. Şimdi ben hani itibarın en önemli unsurlarından biri hani bütünsellik, tutarlılık, şeffaflık ve katılımcılık olarak biraz önce söylemiştim. Şimdi evet bu Türkiye'nin bir yeni bir anayasaya ihtiyacı olabilir mi? Olabilir. Türkiye'nin anayasasında problemli maddeler var mı? Var. Yani benim de var diye düşündüğüm maddeler var. Olabilir. Değiştirmek istiyorsunuz da, istiyor da olabilirsiniz. Ama bütün bunları muhataplarınızla çok açık bir biçimde konuşmalısınız. Hiçbir acelemiz yok. Türkiye söz konusu anayasanın 1982'den bu yana o anayasayla yönetiliyor. Pek çok sefer o anayasadaki problemli maddelerin gündeme getirildi, değiştirildi. Türkiye o maddeler değiştirirken o maddeleri tartıştı. O tartışmaların sonucunda o maddeleri parlamentomuz değiştirdi. Bazı maddeler birkaç kez değişti. Yeni maddeler yeniden de değiştirilebilir. Ama bunu ne istediğinizi hem muhalefet partilerine, hem kendi partinize ve tabanınıza hem de size oy vermeyen pek çok o geniş kitleye bütün açıklığıyla anlatmanız gerekiyor. Bütün açıklığıyla. Eğer bunları anlatmazsanız ne olur? Bakın ben sürekli dönüp Avrupa'dan yani yaşanmış tarihten örnekler veriyorum. Mesela Nazi Almanya'sı olursunuz. Mesela Mussolini İtalya'sı olursunuz. Franco İspanya'sı olursunuz. Ceausescu Romanya'sı olursunuz. Kural ve kaideleri hiçe sayıp kural ve kaideleri, evrensel kural ve kaideleri hiçe sayarsanız, gizli saklı iş yaparsanız, şeffaflıktan kaçınırsanız ve insanların neler düşündüğünü, onların kendilerinin yönetimine dair söz ve davranışlarını dikkate almazsanız, biz burada tabii şunu da belirtelim tarih mi? Tarih size, evet tabii. Affetmez. Cümleyi de tamamlamış evet. Oldum böylece. Sadece AKP için söylemiyoruz bunu. Muhalefetiyle iktidarıyla bu ilkesel bir tavır. Yani buradan uzaklaşılmaması gerektiği bir tarihsel uyarı aslında bu. Evet. Ama işte 7 Haziran da var Cemil Çiçek'in sözlerinin arasında. Uzaklaşıldığına da tanık oluyoruz çünkü çok 7 yani Haziran. Yani şimdi şöyle bir şarafa tabii hani iğneyi iktidara çuvaldızı da muhalefete batırmak lazım. 7 Haziran konusunda muhalefetin korkaklığı, hani liderlik risk isteyen bir şeydir. Biliyorsunuz daha önce de liderlik üzerine de sizinle konuşmuştuk benim başka bir kitabımla ilgili olarak da. Liderlik yeri ve zamanı geldiğinde riski almasını bilen, sorumluluğu üstlenmesini bilen ve eğer o sorumluluktan dolayı bir yük geliyorsa da o yükü yüklenmesini, karşılamasını bilebilecek bir durumdur, bir kavramdır, bir kişilik tarzıdır. Şimdi 7 Haziran'da biliyorsunuz önce inkişafi görüşmeler adı altında AKP ile CHP arasında bir süreç yaşandı. Oysa 7 Haziran halkın, seçmenin bir tercihiydi, bir sandığa yansımasıydı. Seçmen AKP'den hesap sorun dedi. AKP'yi birinci parti yaptı ama AKP'den hesap sorun da dedi. Yani hangi hesabı sorun dedi? Mesela 17 Aralık'ı sorun dedi. 25 Aralık'ı sorun dedi. Bu bakanlar neler yaptı onları bir sorun. Bir açığa çıksın. Şüphe var ama bu şüphenin kaynağını da biz öğrenelim istiyoruz dedi. Seçmen Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi istediğini söyledi. Seçmen Türklerin yani hani Türk ve Kürt ayrımının yapılmadan bu ülkede birlikte ve kardeşlik içerisinde yaşanabileceğini işaretini verdi ve seçmen aslında ana muhalefet partisine bu tarihi dönemecin motoru sensin dedi. Ama ne yazık ki yani üzülerek belirtiyorum AKP çok kötü, çok yönetiyor ama muhalefet özellikle de ana muhalefet partisi zaten MHP hani hakikaten bir i̇şte payanda ilk kapı zaten kapandıktan sonra çok geldi. Anlamı kalmadı. Yedi evet, Haziran bunu belirtelim yani Bahçeli'nin dakika bir gol bir yaptığı açıklamalar bitirdi formülü de. Bugünden bir yıl öncesine dair konuşmak hani araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur diye düşünebilir izleyicilerimiz. 7 Haziran'dan önce ve 7 Haziran günlerinde de bu ülkenin seçmeninin bir koalisyon işaret ettiğini ve bu koalisyonda da
hep birlikte yer alınabileceğini belirten yazılar yazmıştım ben. Lütfen hani buna sahip çıkın. Biz AKP'nin yaptığı 12 yıllık icraatı, evet ben kendi şahsıma AKP'nin 12 yıl boyunca bu ülkenin yolsuzluk ülkesi haline dönüştürdüğüne inanıyorum. Ama seçmenin kanaati ortada ki seçmenin önemli bir bölümü buna dair şüphe duyuyor. Yani olmuş mu acaba sorusunu kendine soruyor. Olup olmadığını açığa çıkaracak görev parlamentodaydı. Bir kısmı yürütülen koalisyonlar nedeniyle 17-24-25 Aralık'ı gündeme getirmedi. Bir kısmı şöven milliyetçilik duygularını kaşıyarak, kışkırtarak konunun gündeme gelmesine engel oldu. Ve nihayetinde biraz önce Cemil Çiçek'ten aktardığınız cümlede olduğu gibi konuşulabilecek onca konu varken yan yana gelmeme stratejisine, yani sarayın gündeme getirdiği ve uygulamaya koyduğu yan yana gelmeme, sürekli gerilim ve sürekli kavga üzerinden yürütülen stratejiye herkes boyun eğdi, ayak uydurdu. Evet, maalesef işte tıkandı. O zaman da itibarsızlaşıyor. Yani diye bir şey kalmış. Yani bütün liderlerin, özür dilerim, yani bütün muhalefet partilerinin lider, evet AKP'nin sözde liderini de değiştirildi. Düşük profilli bir liderle şimdi yönetiliyoruz. Şimdi tam bu noktada bir izleyenimiz çok hoş bir şey yazmış. Oraya bir hemen aktarımda bulunalım. Mergen Nevzat, Cumhurbaşkanı Suriyelinin kalitelisini istiyor. Ama koskoca Türkiye'nin başbakanını düşük profilli istiyor. Çelişkiye dikkat çekmiş. Güzel bir dikkat çekiş olmuş bu arada. Aynı zamanda bu izleyenimiz Avusturya'da yaşıyormuş. Suriye'den gelen Viyana'ya 700 doktor varmış. Türkiye'de kalifiyeli Suriyeli kaldı mı ki diye soruyor. Gidebilenler gitti anlamında. Şimdi Suriyeli tartışmasının da itibarsızlaşmayla buluştuğu nokta, ki 7 Haziran'ı da bu bağlamda, siyaset kurumunun itibarsızlaşması demek iletişimin, empatinin, siyasetin, konuşmanın yok olması anlamına da geliyor. Güveneceğiniz bir şey olmazsa çatışmaya başlarsınız. Evet, i̇şte evet. Yaşadığımız süreçte bizim sürüklendiğimiz yerdeki tehlike de bu galiba. Ne dersiniz? Evet, yani Türkiye'nin en önemli problemi aslında kendine güvenmeyen liderler tarafından yönetiliyor olmasıdır. Aslında yani hem iktidar açısından söylüyorum, hem muhalefet açısından söylüyorum. Kendinize güveneceksiniz. Yani itibar kazanmanın bir başka yolu da budur. Evet, sizin aleyhinize bile olsa gerçekleri kabul edeceksiniz. O gerçekler doğrultusunda adımlar atacaksınız. İtibar bir sosyal sermayedir. Yani çok zor durumda kalabilirsiniz. Sıkıntılı anlar yaşıyor olabilirsiniz. Krize düşmüş duracaksınız ama ilkelerinizle krize, değil mi? Bu itibar sağlar. Krize düşmüş olabilirsiniz. Evet, ilkelerinizi koruyacaksınız. Evrensel ilkelere aykırı davranmayacaksınız. Ben hep kitapta da kullandım bu örneği. Mesela Olof Palme ile Adolf Hitler'i gözünüzün önüne getirin. Birisi öldüğünde milyonlar sokağa döküp ağladı. Dünyanın her yerinde Olof Palme bir suikaste kurban gitti biliyorsunuz. Herkes sokağa döküp ağladı. Hitler de 5,5 milyon insanın ölümüne neden olduğu Nazi faşizmi döneminin sonunda bir sığınakta intihar ettiğinde herkes bayram etti. Şimdi işte itibarın ölçüsü bu aslında. Evet, Hitler de Almanya'yı yaklaşık 10-15 yıl yönetti. Evet, Almanlar Hitler'in peşinde deliler gibi ocağın soğuğunda Moskova'ya kadar askerler dayandılar. Değil mi? Fransa'yı işgal ettiler, Belçika'yı işgal ettiler. Oraları buraları ta Balkanlara kadar geldiler. Fakat sonuç biliyoruz, 15 yıl sonra bir insanlık düşmanı rejim olduğu, Hitler'in bir insanlık düşmanı olduğu bütün dünyaca kabul gördü. Demek ki aslında bugün yaptıklarımız aslında aynı zamanda tarihe ilişkin de yaptığımız işte. Yani bu bugün yaptığımız bütün politik eylemler, davranışlar, tutumlar tarihin süzgecinden geçip tarihin bir yerine yazılacak. Yakın tarihte tam da söylediklerinizi destekleyen, ki başından beri konuşuyoruz o Suriyelilerle ilgili mevzuda da çok dikkatli olmak lazım. Empatiyi, insanlığı yok etmemek lazım diye. Bunu da teyit eden bir olay, bir yıl dönümü bugün. Srebrenica katliamının, soykırımının yıl dönümü, soykırım demiş Hürriyet gazetesi. Evet. 127 kurban daha defnediliyor. Hala şey çıkıyor çünkü, kemik çıkıyor bir yerlerden diye bir haber var. Şimdi oradaki ayrıntıyı okuyorum. 21. yıl dönümünde anma töreninde kimlik tespiti yeni
yapılmış. 127 soykırım kurbanı daha defnedilecek. Yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden birisi. Şimdi kastettiğimiz şey tam da bu işte. Evet. Kendimizi, empatimizi yok etmeden, insanlığımızı yok etmeden, erdemden, iyilikten. Evet. Yani bunu mesela çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. İktidarın iktidar gücünü kullanarak karşısında duranı, ama diyeni, itiraz etmeye çalışanı yok etmek nesinin evet kısa süreli kendisine bir faydası olabilir. Kısa sürelidir bu. Ama bir süre sonra bunun ne kadar yanlış olduğunu herkes kabul eder. Herkesi, tarih yazıyor işte. Tarih görüyoruz yazıyor 21 yani. Sene sonra işte tarih, birileri de tarih, bunu kendi gücüyle yaptı, yani, denedi vesaire. Mesela ya tutarlılıktan bahsediyorum ya. İtibarın en önemli ölçütlerinden biri tutarlı. Yani bugün söylediğinizi yarın da söyleyeceğiz. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Ya, yanlışta ısrar etmeniz anlamında söylemiyorum. Evet, söylediğiniz sözün bir karşılığı olacak. Toplum tarafından onaylanacak. Ama siz o tutarlılıkla devam edeceksiniz. Asla, yani buna ilişkin bir fıkra da var. Biraz da... Süremiz biraz azaldığı için birkaç cümleyle toparlayalım. Evet. Çocuk eve geliyor, annesi diyor ki ne oldu, niye kızıyorsun? Diyor ki anne, bu öğretmen de bir gün 6 ile 3, 9 ediyor diyor. Ertesi gün 4 ile 5, 9 ediyor diyor. İstikrar yok. İstikrar yok diyor. Çocuğu şaşırtmış yani. Yani. Evet. Şimdi bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şunun için önemli. Öyle şiddetin arttığı ortamlarda iletişim olmaz, konuşma olmaz ama biz yine de ne oluyor deyip durup bir kendimize bakmamız lazım. O anlamda kitabınızı tekrar ifade edelim. Kişiliğiniz, bugün itibariyle kitapçılarda olduğunu da izleyicilerimize söyleyelim. Evet, kişiliğiniz itibarınızdır. Evet, bu kitabı edinip okuyabilirler. Yüksel Işık'la yaptığımız sohbetin biraz daha detaylı boyutlarını örnekleriyle görmüş olabilirler. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte saat 8'de yine hep beraber olacağız. Yeni güne hazırlanacağız diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.